Arkadaşlar, İstanbul Motokik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü iş konumuz PCX125'in sentesi. Onu göstereceğim. Önceki videolarımda, motor toplama videolarımda hani volansız sente dediğim bir olay vardı. Volan takmadan kuruyordum ben. O benim el alışkanlığım. Şimdi normalde bu motosikleti topladık. Eksantrik zincirini taktık. Dişlisinin sente dediğimiz olayı, motorun iç çalışma anını, işin püf noktası denilen yere gelelim. Şimdi bu motosikleti senteye alırken volanı taktıktan sonra ben bu volan yokken takıyordum. Volan varken usulü budur. Şöyle şurada gördüğünüz F ve peşinden gelen ok. Şurada bir çentiğimiz var arkadaşlar. Blokta olan kanat çentik var. Çoğu arkadaşlar bunu bu şekilde kuruyor galiba. Bu motosiklet geldiğinde böyle kurulmuştu. Sentesi atlaktı. Bir diş ilerideydi. İleride olduğu için zamanlamayı tam tutturamıyordu. Motor çalışıyordu ama baygın çalışıyordu. Performans kesinlikle yoktu. Bu motosikletin front değil, ok değil. Bu ön demek. Hani geldi, yaklaştı. Şu çukur, şu çentiğe tam denk geldiği zaman sentedir arkadaşlar. Bu çukuru gördüğümüz gibi şuradaki çentiğe çukuru denk getireceğiz. Sente bu. Bunu denk getirdiğimiz zaman bu dişli de bu şekilde olacak. Bir, egzoz valfine basacak, bakacak. İki de emme valfine bakacak. Subaplarımızın hani açma zamanlama sırası, benzini patlattıktan sonra yapılacak hareket, ilk hareket. Arkadaşlar, bu motosikleti bu şekilde kurarız. Hani bunu tutup da şöyle şuraları kaçık kurarsak, şu an zaten denk gelmez, biz kurmuşuz. Kurulmuş halini göstereyim. Sentesini. Şu çukur geliyor arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. Bu motoru toplayan arkadaş yanılmış. Şu ok işareti onu yanıltmış. Ok işaretini buraya denk gelip toplamış. Motor gitmiyordu zaten onun yüzünden. Şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bu yani. Onun haricinde bu motosiklete yanlış kayış takılmış. Abi bu varyatör volanla yapılan eziyet niye? Bu eziyet niye? Jet taşıyla bir güzel taşlamış abim bunu. İyice zayıflatmış. Kanallarını yırtmış. Hani ısınmasın da soğusun. Titremeyi kessin diye yapmış galiba. Maşallah. Mucit bir arkadaşmış baya. Yani bu eziyet niye? Bilmiyorum. Kayış orijinal mi değil mi bilmiyorum ama doğru kayış değil. 14-17 modelin 125'inin kayışı. Parçacılar hani PCX 125 deyince model farkı olayını algılayamıyorlar galiba. Daha öğrenemediler. Bu motosikletin doğru kayışı. Sırtı tılsız şey yok, soğutucusuz. Parça kodu. Bunu da soranlar oluyordu. 11-13 model PCX'lerin kayışının kodu bu arkadaşlar. Orijinal kayış bu. Parça kodu da bu. Kayış da bu yani. Bu kayışla diğer kayışın arasında ölçü farkı var. Bu motosiklet o kayışta yürümüyor arkadaşlar. Durum bu. Bunu bildirmek istedim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.